Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Hasan hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Biliyorsunuz ki LGS'ye 6 ay 08 gün. Yani 8 günü saymayalım arkadaşlar. O yüzden tam 6 ayımız kaldı. Bu 6 ay içerisinde neler yapmanız lazım? Fen lisesi kazanmak için, yani güzel, nitelikli bir lisesi kazanmak için bu 6 ayı nasıl değerlendirmeniz lazım? Onunla ilgili konuşalım istiyorum. Biliyorsunuz ki gerçekten koşturuyoruz, bilgi yarışmaları yapıyoruz. İşte pazar günleri oturuyoruz, beraber ders çalışıyoruz. Matematik soruları çözüyoruz, konular anlatıyoruz. Yani çok şey yapıyoruz sizin için. Sizler de tabii ki bize destek amaçlı kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız direkt videolardan haberdar olursunuz. Ve arkadaşlar, emeklerimiz için, kanalımızı bir üst seviyeye geçirmek için beğen atmayı ve yorum atmayı da kesinlikle unutmayın. Hemen başlayalım. Bakalım bu 6 ayda fen lisesi gelir mi? Neler yapmanız lazım? Nasıl çalışmanız lazım? Onlardan bahsedelim. Evet arkadaşlar, 6 ayda fen lisesi kazanabilecek miyiz? Ben öncelikle şuradan başlayayım. Motivasyon. Motivasyonumuz olmazsa kazanabilir miyiz? Hayır, kesinlikle kazanamayız. Motivasyonumuz olmak zorunda arkadaşlar. Öncelikle ben senenin başından beri şöyle söylüyorum sizlere. Arkadaşlar, hedef koyduk, eyvallah. Oturduk beraber, konuştuk ve hedef koyduk biz beraber. Dedik ki, o hedeflerinizi kocaman bir kağıda yazın. Birçoğunuz yazmadı biliyorum. Arkadaşlar, bu hedefleriniz sizin motivasyonunuzu her zaman arttıracaktır. Yani her zaman görebileceğin yere o kocaman bir as. De ki ya ben İstanbul erkeği kazanacağım. Kocaman yaz. Yüzdelik dilimini yaz. Kaç net yapman lazım? Kaç soru çözmen lazım? Hepsini not al o kağıdına. Ve onu kocaman as. Düştün mü? Hemen gör onu. De ki ben hayal ediyorum. İstanbul erkeği hayal ediyorum. Benim hayalimde bu lise var. Hedeflediğim bu lise var. Ben bunu Allah'ın izniyle kazanacağım. Her zaman bak, her düştüğünde bunu düşünürsen, ya benim hayallerim var. Ben hayallerimin hayal olarak kalmasını istemiyorsam oturup çalışmam gerekiyor. Bunu bu şekilde düşünerek ne yapacaksın? Tabii ki motivasyonunu arttırmak zorundasın. Çünkü motivasyonun olmazsa oturup ders çalışamazsın. Maalesef. Evet, bizler sizler için motivasyon videoları çekiyoruz. Tabii ki çekiyoruz ve çekmeye devam edeceğiz. Ama bu da 2 gün, 3 gün, 5 gün sürüyor. Önemli olan o sendeki, yani senin o motivasyonunu sağlaman gerekiyor. Önceliğimiz şu arkadaşlar. Hedefimizi gene yazmadıysan yaz kocaman bir kağıda, koy karşına, de ki seni yeneceğim de. LGS 2021. Seni yeneceğim de ve bu şekilde hedefini böyle edim diyorum. Emin adımlarla gidin arkadaşlar. Konuşamadım. Emin adımlarla gidiyorsunuz ve o liseyi kazanacaksınız. Ne diyoruz? O liseler kazanılacak. Bizler neyiz arkadaşlar? Yenilmezler sınıfıyız. Allah'ın izniyle de yenilmeyeceğiz. Hiç sıkıntı yok. Motivasyonu hallettik. Şimdi ne yapacağız? Motivasyon tamam, eyvallah. Arkadaşlar, kendinize göre bir plan yapın. Plan. Planlı olmazsan inan olmaz. Plan dediğim ne? Aslında şöyle demiyorum. İşte sabah saat 8'de kalk. İşte tabii ki yani erken kalkmanız sizin için çok iyi olacaktır. Zaten uzaktan eğitiminiz var. Kalkıyorsunuz mecbur. Kalkın. Erken kalkmak güzeldir. Ama planlı olmak demek şu. Ya işte hocam, ya işte ben alıyorum A4 kağıdını yazıyorum. 08'de kalkıyorum. Şöyle yapıyorum. Saat 10'da bunu yapacağım. Şunu yapacağım. Bir türlü uyamıyorum. Evet, uyumazsın. Çünkü sana o saatler sıkıntı geliyor. Mesela yazdın saat 10'a. Sabah 10'a matematik çalışacaksın. Onda bir işin çıktı. Bir sorun oldu. Matematik dersi gider. Ben her zaman şunu öneriyorum. Arkadaşlar, günlük hedefleriniz olsun ve haftalık hedefleriniz olsun. Ya sen günde, yani mesela işte pazartesi ne yapacaksın pazartesi? Kaç soru çözeceksin? Hangi dersi bitireceksin? Hangi dersten soru çözeceksin? Bizim hedefimiz bu olsun. Yani hedeflerinizi bu şekilde, planlarınızı bu şekilde yapın arkadaşlar. Yani diğer günkü planlarınızı hedeflerinize göre yaparsanız işte o zaman olur. Anlaştık mı? Sen birinci gün baktın pazartesi hedefini gerçekleştiriyorsun, süper. İkinci gün aynı hedefi devam edebilirsin. Baktın biraz daha iyi gidiyorsun, harikasın. Biraz daha arttırabilirsin. Ne yapıyorsun? Bütün hafta aynı şekilde yazıyorsun. Bütün hafta 40 soru çözeceğim, 50 soru çözeceğim, 60 soru çözeceğim falan diyorsun. Ama birinci günü sen tamamlamayınca ikinci günü zaten tamamlayamıyorsun. Üçüncü günü zaten tamamlayamıyorsun. Bu iş böyle gidecektir. Planını günlük planla. O günlük planla hedeflerini gerçekleştirebilirsen eyvallah. Ondan sonra ikinci günün planla. Anlaştık mı?
Planını bu şekilde yaparsan inan çok güzel olacaktır. Şimdi diğer kısma gelelim arkadaşlar. Planlı, eyvallah, planımız olacak. Her zaman planımız olacak ama diğer bir kısım düzen arkadaşlar. Şimdi siz bana diyeceksiniz ki hocam planla düzenin ne alakası var? Yani ne farkı var? Şimdi arkadaşlar plan demek bir yapacağın bir işi. Yani hedef aslında. Yani planımız demek aslında hedefimiz demek arkadaşlar. Yani hedefimiz, günlük hedeflerimiz olacak. Düzen de mesela yatma düzenin aynı olacak. Tamam mı? Yatma ve kalkma düzenin aynı olacak. Mesela bir gün saat sabah 8'de kalktın. Akşam 12'de uyursan sabah bir daha zor kalkarsın. Kalksan bile uykulu olursun ve dersinden verim alamazsın. O yüzden uyku düzenini iyi bir şekilde oturtursan düzen dediğimiz aslında... Hayır, düzeni yazmamışız. Hemen yazıyorum arkadaşlar. Düzen dediğimiz budur. Hayatınızı düzene sokmanız lazım. Sabah 8'de mi kalkıyorsun? Hep sabah 8'de kalk. Pazar günü olsa bile sabah 8'de kalk. Sen LGS 2021 tayfasın. Yani bazı şeylerden fedakarlık etmek zorundayız arkadaşlar. Bazı şeyler istiyorsak, o liseleri kazanmak istiyorsak fedakarlık etmek zorundayız. Başka yolu var mı? Yok. Belki uykundan fedakarlık edeceksin. Belki arkadaşlarından, belki oyundan, filminden, dizinden fedakarlık edeceksin. Bunları yapmak zorundayız. Eğer biz 6 ayda fantasy kazanmak istiyorsak kesinlikle uymak gerekiyor. Düzen şart arkadaşlar. Mesela işte hangi dersi ne zaman çalışacağın, o düzeni de kurabilirsin. Mesela uzaktan eğitimler bellidir saatleriniz. O saat üzerinde uzaktan eğitime çalışacaksın. Ondan sonra daha şeyle yapacaksın. Yani her zaman bu şekilde gideceksin. Yani mesela bir gün çalıştın. Bir gün çalışmıyorsun, yatıyorsun. Bir gün çalıştın, iki gün yatıyorsun. Bu işte olmaz. Bu düzensizliktir aslında. Anlaştık mı? O zaman arkadaşlar düzenimizi de sağladıktan sonra ne geliyor? Tabii ki soru çözümler geliyor. Soru çözmek çok önemli arkadaşlar. Hemen şuraya soru çözümü dedim ve soru çözümü bir konuşalım. Şimdi soru çözümü neden bizim için önemli? Çünkü bizi üst seviyeye taşıyacak olan sorulardır. Hangi sorular? Yapamadığın sorular. Arkadaşlar inanın buna çok 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 büyük inanın. O denemeleriniz var ya, denemeleriniz. İnanın yani çok önemli, çok değerli. Mesela çocuk denemeye giriyor. Eyvallah, giriyorsun denemeye. Diyorsun ki ya hocam ben 10 tanesini yaptım, 10, işte 3 tanesini yapamadım, 2 tanesini boş bıraktım, şöyle oldu böyle oldu diyorsun. Ben diyorum ki yani tamam eyvallah, yaptıklarını yapmışsın. Yapamadıklarını öğrendin mi? Hayır hocam, yani deneme öyle duruyor. Arkadaşlar o denemede o zaman sana ne faydası var o denemenin? Zaten yapabildiklerini zaten yapıyorsun. Önemli olan yapamadıkların. O yapamadıklarından sen bir şeyler öğreneceksin. O soru tiplerini öğreneceksin. O soru tipleri senin için çok değerli. Sen ilk denemeye girdin. A sorusuna baktın, yapamadın. Sen o A sorusunu daha sonra öğrenirsen diğer ikinci denemede B sorusu diye karşına çıktı. Yapar mısın? Yaparsın. Ama sen yapamazsan, o deneme analizini yapmazsan, o çözemediğin soruya bakmazsan, B'de de gelse, C'de de gelse, D'de de gelse gene yapamayacaksın. Anlaştık mı? Deneme analizleri çok önemli. Soru çözümü, o yüzden ben söylüyorum. Soru çözümü önemli. O yapamadığın soruları çöz. Öğren. Bir şekilde öğren. Ne yap, ne et, öğren onu. Çünkü seni üst seviyeye taşıyacak odur. Anlaştık mı? Ve arkadaşlar şunu hiç yapmıyorsanız. Süre. Süreyi konuşalım. Şimdi süre. Neden süre? Çünkü arkadaşlar şu oluyordur değil mi sizde? İnanın şu oluyordur. Gidiyorsunuz, denemeye giriyorsunuz, eyvallah. Denemeden çıktınız, yapamadığınız soruları, ulan ben bu soruyu nasıl yapamamışım ya? Diyorsun. Çünkü bu arkadaşlar sizin süreyle ilgili sıkıntınızın olduğunu gösterir. Çünkü denemede bir süre var. Doğru mudur? Doğrudur. Sen karşında o süreyi görünce heyecanlanıyorsun. İşte ne bileyim, sıkıntılar çekiyorsun. Motivasyonun kaçıyor. Yani daha hızlı yapmaya çalışıyorsun. Hata yapıyorsun. Ve diyorsun ki ya bu konu ne kadar uzun. Benim süremi alacak diyorsun. Geçiyorsun. Ama baktığında ne kadar kolaymış diyorsun. O yüzden süreyi halledebilirsen, bunu nasıl halledeceksin? Süreyi halletmen için bütün sorularını süreyle çözmek zorundasın. Ben sizlere pomodorolar niye yapıyorum? 40 dakika çalışıyoruz. Niye çalışıyoruz? Niye ben size 40 dakika, yani pomodorolar bittikten sonra arkadaşlar kaç soru çözdünüz diye niye söylüyorum? Çünkü süreye alışmanız için söylüyorum.
İnanın süreli çalışmak zorundasın. Bunun başka yolu yok. Eğer sen bu süreyi şimdi halledersen sınavda çok rahat edeceksin. Çünkü birçok insan inan süreyi yetiştiremediği için yapamıyor. O fen liselerinin o yüzdelik dilimlerini yani daha iyi bir şekilde puanları alamamalarının nedeni süredir. İnanın süredir. Sınavdan çıkıyorsun bakıyorsun ki ya işte evet eyvallah yani ben bu soruları nasıl kaçırmışım diyorsun. Bunu diyenler vardır elbet. O yüzden bu süreyi de halledin arkadaşlar. Bu süreyi de tabii ki zor bir kısım. Yani oturacaksın hep süre tutacaksın falan filan. İşte matematik soruları geliyor kazıp 3 saat yani 3 saat diyorum. 3 saat olmazlar da. Yani 3-4 dakika falan sürüyor. 5 dakika sürüyor. 10 dakika sürüyor. Yani süre tuttuğunuzda eğer yani süreyle alıştığınızda aslında anlayacaksınız 4 dakika 5 dakika gittiğini. Sizler süresiz çalıştığınız için vakit öyle hızlı geçiyor ki sen bir tane soruyla uğraşıyorsun kafanı bir kaldırıyorsun 15-20 dakika geçmiş. Sonra diyorsun yoruluyorsun. Evet yorulursun. O yüzden bu süreyi kesinlikle yapmanız lazım. Evet diğer bir kısmımız arkadaşlar. Evet süreyi hallettiğimize göre böyle güzel bir şekilde yazayım. Not almak isteyen varsa notlarını tabii ki alabilirler. Evet süreyi hallettik. Arkadaşlar şunu da kesinlikle ama kesinlikle yapalım. Konu eksiğin varsa, konu eksiği. Evet, lütfen ama lütfen konu eksiğini bitir. Mesela konu eksiğin nedir? Şu anda bizim 3. ünite ya da 2. ünitenin sonlarında olmamız gerekiyor. Mesela işte matematikte karaköklü ifadelerin sonlarında olmamız gerekiyor neredeyse ortalama. Ama biliyorsunuz ki uzaktan eğitim verimsiz oluyor. Gerçekten haklısınız o yönde. Ama bizler ne yapacağız? Kendi çabalarımızla artık koşturacağız. Bakın bu fırsattır. Neden? Çünkü özel okullar yok, özel öğretmenler yok, hiçbir şey yok. Yani rakiplerinizle, evet daha önceden adaletsiz bir yarışma vardı. Çünkü adam hem özel okula gidiyordu, hem etüt merkezine gidiyordu, hem işte öğretmen, özel öğretmeni falan vardı. O yönde biraz sıkıntı oluyordu. Yani adaletsiz bir yarış oluyordu. Ama şimdi adaletli bir yarış var arkadaşlar. Daha adaletli. Kim ne yaparsa kendine yapacaktır. Senin eğer konu eksiğin varsa... Konu eksiğin. Ne yapacaksın? Açacaksın YouTube'u. LGS hocamı. Matematik için diyorum. Dinleyeceksin oradan. Ve açacaksın başka bir kanalı. Oradan dinleyeceksin eksiklerini. Tamamlayacaksın. Bu senin görevin. Eğer konu eksiğin varsa soru çözemezsin. O zaman da soru çözemezsen sıkılırsın. Sıkılırsan da fen lisesi olmaz. Gerçekten olmaz. Sıkılmamamız lazım. Soru çok çözmemiz lazım. Konu eksiğimizin olmaması lazım. Planımız olması lazım, düzenimizin olması lazım. Bunları yapmak zorundayız arkadaşlar. Eğer bir şeyler istiyorsak bunları yapmak zorundayız. Sizler de istiyorsunuz. İstiyorsunuz ki bu videoya geldiniz. Eğer istemiyorsaydınız gidip oyun oynardınız, film izlerdiniz, dizi izlerdiniz. Ama bu videodaysan sen eğer bunu istiyorsun. 6 ay fen lisesi kazanmayı istiyorsun ve başaracaksın. Ama bunları yapmak zorundasın. Anlaştık mı? Yani ben her zaman yanınızda olacağım. Her zaman bu şekilde videolar çekeceğim. Ne yapman lazım? Planlar oluşturacağız. Pazartesi günü planımız olacak. Plan oluşturacağım. Sıfırdan. Aylık plan oluşturacağım. Ne yapman lazım? Kaç soru çözmen lazım? Hangi konuyu bilmen lazım bu zamana kadar? Onların hepsini tek tek. Hatta canlı yapalım. Beraber oturalım yapalım. Yapalım bunu yani. Sıkıntı yok. Ben yaparım. Sıkıntı yani benim için sıkıntı yok. Ben sizin için koştururum arkadaşlar. Bakın. Biz sizin geleceğiniz için koşturuyoruz. Doğru mu? Yani güzel yerlere gelin, işte güzel meslekleriniz olsun, güzel yerlere gelin, iyi ne bileyim iyi yaşantılarınız iyi olsun, bir söz sahibi olun, güzel bir itibarınız olsun istiyoruz. Bunu biz sizden belki de daha çok istiyoruz. Yani öyle görünüyor arkadaşlar. Ben sizden daha çok çalışıyorum inanın. Pazar günü oturuyorum, 10 saat Pomodoro oturuyorum, sizinle beraber çalışıyorum. Niye? Çalışın diye yapıyorum, çalışın diye yapıyoruz. Oturuyoruz beraber işte ne bileyim sorular çözüyoruz. Etkinlikler yapıyoruz. Bir sürü şey yapıyoruz. Niye? Sizin için yapıyoruz. Siz güzel, sizin gelecekleriniz güzel olsun diye yapıyoruz. Sizler de lütfen ama lütfen bakın bu sizin kendi geleceğiniz ya. Oturacaksınız kendiniz için çalışacaksınız. Başka bunun yolu yok ki. Yok yani şöyle demektense arkadaşlar bakın. Girdiniz ya kafanda var ya hep böyle diyeceksin. Ya keşke çalışsaydım, keşke çalışsaydım. Sırf bunu dememek için bile çalışır insan ya. Vallahi çalışır. Yaparsınız. Arkadaşlar yaparsınız. Büyük bir fırsat var elinizde. Evdesiniz. Oturacaksınız. Çalışacaksınız. Evet biliyorum daha müfredat tam belli değil.
O müfredat da tam belli olsun. Zaten ben size biliyorsunuz bilgilendirmeler gelir gelmez hemen ulaştırıyorum. Hiç canınızı sıkmayın. Yani kafanız rahat olsun o yönde. Hemen geliyor bir yer. Çok da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Evet, kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi bunları bu şekilde yapacaksınız. Motivasyonunu sağla. Planını ve hedefini koy. Düzenini sağla. Soru çözümü yap. Süre ve konu eksiği. Bunları tamamlarsan süper olursun inşallah. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Görüşürüz.